Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Selamünaleyküm Candan Aleyküm Reis. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Allah senden de razı olsun. Senden de razı olsun. Şehitlerimiz için buraya anmaya gelmişsin. Evet. Reisciğim, biliyorsun elin bir hadise yaşadık. Bir sene oldu. Eyvallah. Reis, idam geri gelmeli mi? Tabii canım, her daim. Biz reisin arkasındayız. Hani reis çıksın, versin bu adaleti, koysunlar. Tartıda ne varsa, anladın mı? Biz de reisin arkasındayız. Her daim yani duruyoruz. Adalet, adalet, adalet diyorlar. Yürüyorlar bazıları. Nereye yürüyorlar? Hani taşoluk yaptılar oraya, anladın mı birader? Nereye yürüyorsun? Kimden izin aldın yürüyorsun? Bir ne biz varız. Biz olmasak yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. Ama reis de idamı getirirse o zaman göreceğim o yürüyenleri, yürümeyenleri birader. Buradan yürüyorum herkese. Anladım. Yürüyorum tabii ya. Bu arkadaş kim? Eniştem bu. Maşallah. Terso Kamil. İspark'ta 4350 oldu maaşlar. Yine terso, elektrik kirayı ödemiyor. Sıkıntılı. Elektriği ödemediğinden dolayı cezaevine attılar. Ne diyorsun? Bozuk yattı. Sıkıntılı yattı arkadaş. Yeni çıktı, anladın mı? Amca. Abimiz bizim Levent abi. Maşallah. Kıyak siz tanıtın. Levent benim. Maşallah. Abi beraber takılıyoruz. Reis. Buyur abi. Burası biliyorsun çok meşhur. Evet. Sen de meşhursun. Yok, darbede bayağı mevzular oldu. Burada ateş etmeye başladılar. Biz aşağıdaydık. Anladın mı? Askerler burada binbaşı vardı bir tane. Tam yukarıdan kafasından şurada keskin nişancı bir abimiz vardı, vurdu. İşte gelenler burada abdest aldı havuzda. Anladın mı? Maşallah. Herkes ölme. Kefenini giydi. Ne diyorsun? Anladın ya? Mı? Kefenini giyip herkes ölmeye abdesti çıktı. Burada mı aldılar? Burada reis? Aldılar Allah'ın bir izniyle. Ne diyorsun? Anladın ya? Mı abi? Tüylerim diken diken oldu. Reis. Efendim abi. Buyur. Burada bir tane abimiz şurada geçitten bir kurşun sıkıyor. Bir tane paşayı hallediyor. Evet. Bu keskin sefer, nişancı. Keskin nişancı da oradan mevziden bir atıyor abi. Pat 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 kime gelirse. Evet öyle. Bir ondan arkadaşımız var zaten Tolga diye. Semtte şehit oldu. Aynen. Nişanlısı da beraber yanında, gözünden giriyor Allah. Buradan göstermek gibi olmasın. Gözünden giriyor. Şehit oldu abi. Orada yazıyor zaten ismi. Orada görürsün, anladın mı? Tanıyordun yakından. Semtimizin çocuğu diyorum sana. Boş mu konuşuyoruz burada? Tamam baba. Ya bizi ne sinirlendiriyorsun abi? Bilader kim? Abimiz bizim. Maşallah. Anladın mı? O da delikanlıdır. Kimsenin işine gücüne karışmaz. Efendim 2 lira bulur 3 lira evine girer. Kim? Kabadayı değil yani. Reis, kabadayı bu. Kabadayı bu mu? Kabadayı bu. Feytullah Gülen seni dinliyor. Feytullah Gülen beni dinliyor da kardeşim, diyormuş ki sağda solda işte ben geleceğim Türkiye'ye. Amerika izin verse. Ulan sen Amerika'nın köpeği misin? Hayırdır? Amerika izin verirse. Sen buraya gelemezsin ki oğlum. Gelebilir mi? Gelemez abi. Ya sen spikersin, bana gelemez desene kardeşim. Ya gelemez de birader, o bu topraklarda ölmeyi hak etmiyor. Amerika'da ölmeyi hak ediyor. Buradan MIT'e sesleniyoruz kardeşim. Hı. Yok mu bir tane delikanlı gidecek, iki tane kafasına sıkacak. Burada öldün mü, burada gömüldün mü, o hak etmiyor bu toprakları reis. Şimdi hainler hak etmez. Şimdi tamam da abi, o konular bizim konularımız değil. He. Anladın mı? O konular reisin konuları. Onu reis daha iyi bilir. Reis ne derse o yüzden onu yapmak zorundayız. Anladın mı? Her şeyin hani yeri var, her şeyin zamanı var. Her şeyi zamanı bırakmak lazım. Bazı duyuyorum, okkabazlar kelepçeli çıkıyormuşlar falanlar filanlar. Oğlum size de sesleniyorum lan. Size de gelinlik giydiririm ha. Çocuklarımın anası yaparım sizi de. Sen de yapar mısın? Yapamazsın, sen öyle bir tip yok. Reis, kimlerden bahsettin? FETÖ'cülerden mi? Çıkmış senden. Aynen. Kahraman mağaraman hesabı. Yani gecelik giydireceğim Kamil'e, farkında değil ya. Anladın mı? Kovboy. Onu diyor, çocuklarımla nasıl yapacağım, nikah kıy bana diyor. Demedi mi sana? Dedi baba. O yapıyor hadi. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun ha FETÖ'ye? Haram. Haram mı? Yapma abi, çok kötü. Enişte sen ne diyorsun bu konu için? Enişte bir gel be abi. Ya söyle beni. Enişte gene var ya, normalde var ya, takır takır. Yapacağım abi, kapı girişim. Abi Candan ne derse kayınçom o abi. Diyorsun. Allah razı olsun abi. Yapar Candan yani. Tüm herkesten Allah razı olsun. O FETÖ'cülere metocülere söyle ayağını denk alsın. Sıkıntılıyız yani. Bozuk yatıyoruz, anladın mı? Ne diyorsun ya? Bozuk yatıyoruz abi yani. Geliyoruz burada yatıyoruz. Çimende yatıyoruz. Sabahlara kadar yani. Durmak yok, yola devam. Onlar ne yapıyor? Kelepçeyi tık Allah. Çocuk çocuk hareketler. Çıksınlar onunla meydana. Ya sen nasıl spikersin milader? Soru soramıyorsun ya. Sana kardeşim ne al. Ver sopayı. Al abi. Seni dinliyorlar. Bak abi. Evet. Abi. Evet. Bu adam soru soruyor. Moru soruyor. Diyor ki seni reklamda oynatacağım. Ay, kimseyi göremedik. Ders oyum. Hani buradan herkese açıklıyorum yani birader. Nasıl olacak abi? Hedef TV'ye buradan sesleneyim mi? Seslen baba. Hedef TV'ye sesleniyorum, yayıncılarına, yapımcılarına, buradan tüm emeğe geçen arkadaşlara. Hani bana bir reklam teklifi gelsin artık ya. Sizin reklamınızı yaptık, Ümre'ye bunu gönderiyorsunuz beni göndereceğinize kardeşim. Nasıl olacak? Ümre'yi ben hak ettim, bu mu hak etti? Allah Allah, canımı sıkmayın abi. Tamam
reis tamam. Ama ümreyi ben hak ettim abi. 5 vakit kılan benim. 3 vakitte giden bu. Nasıl iş bu? Sen gittin abi, bırak biz ümreyi. Ben mi gittim? Nereye? Ümreye. 3 vakit dedin. Ama sen gittin. Hayır, ben gittim. Ben hak ettim ümreyi. Tamam. Reklamı ben yaptım. Bu kim? Sen, hoş geldin. Sen kimsin abi? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Sen de mi yapmışsın abi? Ümreci herhalde götürecek seni. Yok ya. Değilmiş abi ya. Kimsin? Sen yapımcı mısın abi? Yaparız abi bir şeyler. Sıkıntı yok. Yapacağım diyor yani. Orada yani bozdu niyetini. Ya abi tüm emeği geçen arkadaşlara sana teşekkür ediyoruz. Buradan yine FETÖ'cülere sesleniyorum. Anladın mı abi? Abi var gecelik giydiriyor, sen daha iyi biliyorsun. Ben de onlara gelinlik giydiririm. Çocuklarımla nasıl yaparım? Buradan gider yapıyorum. Anladın mı? FETÖ'cülere de buradan gider yapıyorum ayrıyetten. Tamam mı abi? Sen röportajı yap şimdi. Sor bana bir şeyler, devam edelim. Abi sana bak şeyi de ver, fesi de ver. Devret ona işi. Ha, buyur abi. Yok sana dedi. Bana mı dedin abi? Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Sen ne için geldin abi? Biz buraya vatan nöbeti için geldik. Allah razı olsun abi. Buradaki herkes gibi. FETÖ'cüler için ne diyorsun abi? FETÖ'cüler bu millete ihanet etmiş şerefsizlerdir. Evet abi. Bu kelepçeli yola inenler, yola çıkanlar, yazanlar için ne diyorsun? Bunlar dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Dünyayı kandırmaya çalışıyorlar. Dünyada el birliğiyle, dünyadaki Siyonist sistemin liderleri de el birliğiyle bu işe çanak tutuyorlar. Ama bu millet o kadar büyük ki dün iki kıtanın ortasında gece yarısı dünyanın en güzel mitingini yaptılar. Dünyaya mesaj nasıl verilir o kelepçeli hirolara, hiro değil onlar hırt, hırtlara ne olduğunu gösterdiler bu iş. Ben onlara gecelik giydirmek istiyorum, sen onay veriyor musun? Ya biz bize yakıştığı gibi davranalım. Okay, onları çocuklarımla nasıl yapacağım? Yani biz bize yakıştığı, biz Türk milletiyiz, biz ama asil abi, milletiz. Ama şimdi çocuklarımla nasıl yapmazsam olmaz. Yani asaletimizden ödün vermeden merhametimizle onları gömeriz biz. Ama abi, hak ettikleri... Alkış canı gerekmedi mi? He şimdi abi. Bak, haine merhamet, mazluma ihanettir. Allah biz hainlere merhamet etmeyeceğiz. Ama asaletimizden de ödün vermeyeceğiz. Allah senden razı olsun abi. Çok eyvallah kardeşim. Enişte sen ne diyorsun? Yok sen ben bir şey demiyorum candanım. Söyle. Ne diyeyim candanım? Feytullah Gülen'i candan çocukların anası yapacakmış. Ben de onu bari çocuklarımın babaannesi yapayım. Ne diyeyim abi? Levent abi sen ne diyorsun? Vallahi ne eminim abi. Feytullah için ne diyorsun abi? Abi teslim etsinler de bize de kurtulalım artık ya. Abi, abi sen ne diyorsun? Ben bir an önce gelmesini istiyorum. Gelmez. O arkadaş gelecek abi buraya. Başka çaresi yok. Gelecek. Anlaşıldı gelecek diyorsun abi. O reis onu abi, buraya getirecek, astıracak. O reis astıracak. İnşallah abi. Tek temennimiz o. Sen ne diyorsun abi? Son kullanma tarihi geçtikten sonra Türkiye'nin başına bela eder. Çünkü Abdullah Öcalan da öyle yaptı. Aldılar, kullandılar. Son kullanma tarihi geçti ve bitti. Bize teslim ettiler. Eyvallah. FETÖ da aynen öyle. Yani şu anda biraz daha kullanacaklar. Evet abi. Şu anda kullanma tarihi daha hala devam ediyor. Allah senden razı olsun. Zümremizden. Buradan herkese selam gönderiyorum. Takipçilerime selam gönderiyorum.